Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çevre Komisyonu Başkanı, Sayın Milletvekillerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Sayın Müsteşarı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürleri, Kurum Temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı'nın kurumunun Sayın Başkanı, Kurum Temsilcileri, Türkiye Rüzgar Enerjisi'nin kıymetli yatırımcıları, sanayicileri, paydaşları, çok değerli Anadolu Ajansı, kıymetli misafirler. Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı TÜRES 2018-1'e hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bugünkü toplantımızda yer alamayan ancak bizlere telgraflarıyla destek veren katılımcıları ve vekilleri, bakanlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Sürenin sınırlı olması nedeniyle telgrafın içeriğini okumayacağım. Hepsinde ortak görüş, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin desteklerinden dolayı bizleri kutluyorlar ve katılamadıklarını bildiriyorlar. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı. Saffet Sancaklı, MHP MYK üyesi, Kocaeli Milletvekili. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Doktor Faruk Özlü. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu katılamayacaklarını bildirmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, geçtiğimiz yıl 2017 yılı Türkiye rüzgar enerji sektörü açısından mihenk taşlarından bir tanesi oldu. Öncelikle hepinizin bildiği gibi Haziran ayında 710 megawattlık YK ile çakışan alanların yarışmaları gerçekleştirildi. Toplamda 11 bölgede yarışmalar neticesinde kapasiteler tahsis edilmiş oldu. Sonrasında 3 Ağustos'ta YK yarışmamız yapıldı. 1000 megawattlık bir kapasitede buradan geldi. Daha sonrasında da 2110 megawattlık bir kapasite 2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuza müracaatı yapılan kapasitelerden geldi. Toplamda 4000 megawata yakın bir kapasite rüzgar enerjisine tahsis edilmiş oldu. Bu kapasitenin toplam büyüklüğü bugünkü değerlerle yaklaşık 5 milyar dolar. Dolayısıyla 5 milyar dolarlık bir yatırım için hem rüzgar enerjisi konusunda hem de rüzgar sanayisi konusunda Türkiye atağa kalktı. Geçtiğimiz yıl mihenk taşlarından biri oldu demekteki ana gayemiz budur. Ve burada bu konuda gerek 2015 müracaatlarının değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve kapasite tahsis yarışmalarının yapılması, gerekse YK mevzuatının bu denli hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması ciddi bir emek, ciddi bir zaman, ciddi bir efor gerektiriyordu. Burada Sayın Bakanımız nezdinde tüm kurumlarımıza, çalışanlarına teşekkürü sektör adına bir borç biliyoruz. Değerli katılımcılar, Türkiye Rüzgar Enerjisi geçen sene 766 megawattlık bir kurulu güç daha toplam kurulu gücüne ilave ederek toplamda 6872 megawata ulaştı. Geçen yılın haricinde her yıl son, yani geçen yıldan önceki son 5 yıldır %25, %30'luk büyüme kapasitesine sahip Türkiye rüzgar enerjisi sektörü geçtiğimiz yıl 12,55'lik bir büyümeyle 2017'yi kapattı. Bu anlamda da sürekli artan kurulu gücümüzden dolayı da sektör olarak memnun olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyoruz. Şimdi bize gelen sektör toplantımızdan önce biliyorsunuz bütün sektör paydaşlarına bir form gönderiyoruz. Ve bu form neticesinde de sektörümüzün çözülmesi gereken sıkıntılarını, problemlerini derleyip bir toplantı tertip ediyoruz. Her yıl ilk çeyreğinde yaptığımız gibi. Bugünkü toplantımızda da sektörden gelen geri dönüşleri toparladık, konsolide ettik ve ana başlıklar halinde çok kısa, kimsenin de vaktini almadan sizlere arz etmeye çalışacağız. Bize gelen
temel sorunların en başında ilave kapasite tahsisi ile ilgili sorunumuz geliyordu. Geçtiğimiz yıllardaki inşa halindeki rüzgar enerjisi santrallerine baktığınızda özellikle Temmuz 2015'ten bu yana sektörümüz kan kaybediyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da gerek işletmede olan rüzgar santrallerinin yollarını, gerekse işletmede olan rüzgar santrallerinin enerji iletim hatlarını, kamulaştırma süreçlerini en verimli şekilde kullanmak adına da kapasite tahsisiyle ilgili kararın bir an önce verilip sektörün bir an önce önünün açılmasını talep ediyoruz. Geçtiğimiz yılı çok iyi kapattık. Evet, 4000 megawattlık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor. Evet. Ama bunların ön lisans, inşaat izinleri, işte ÇED, kamulaştırma, türbin tedarik, finansman ve lisans işlemlerini düşündüğünüzde yaklaşık 3-4 yıllık bir süreyi alıyor. Bu süre zarfında da sektörümüzü bizim ayakta tutmamız, sektörümüze can suyu vermemiz lazım. Özellikle de yerli sanayicilerimizi ayakta tutmamız lazım. Bu konu önem arz ediyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım kapasite tahsisi ile ilgili şu anda karar verilmesini bekliyor. En fazla sektörden geri dönüş bu konuda oluyordu. Bu anlamda da bakanlığımızdan destek bekliyoruz rüzgar sektörümüz adına. Diğer en fazla yoğunlaşan sorunlar arasında da 2020 sonrasındaki RES mevzuatının şekillenmesi, netleşmesi gerekiyordu. 31 Aralık 2020 tarihinde bildiğiniz gibi yürürlükteki yektem sona erecek. Sayın Bakanımız Kasım'ın ilk haftasında etkinliğimize katılmıştı. Orada da net bir şekilde ifade etmişti. Şimdi bu anlamda yerli ve yenilenebilir enerji ile ilgili mevzuatımız kapsamında 2020 sonrasının bir an önce netleşmesini bekliyoruz. Bir an önce YEKA mevzuatındaki fiyat teklif mekanizmasına benzer bir modelin mevcuttaki rüzgar başvuruları için de alınmasını talep ediyoruz. Yani şu demek, biliyorsunuz geçtiğimiz yılın son haftasında hep eksi fiyatlarla alınmıştı. Onunla ilgili de bir gündemimiz var. Fakat biz istiyoruz ki yarışmalara aynı YEKA'daki gibi fiyat teklifi verelim. Eksi fiyat yerine sabit bir fiyat verelim. Bu da yatırımcıların finansmanı açısından bir kolaylık sağlasın ve buna da aynı YEKA'daki mevzuat gibi 15 yıl boyunca alım garantisi sağlansın şeklinde geri dönüşlerimiz var. Diğer bir konuda 2015 yılında TEİAŞ tarafından kapasitesi açıklanan 2016'nın Ekim ayında alınması planlanan fakat iki kez ertelemeyle 2018'in Nisan ayına ertelenen 2000 megawattlık RES müracaatları var hepinizin bildiği gibi. Bütün sektör bu 2000 megawattlık RES müracaatlarıyla ilgili akıbetin ne olacağıyla ilgili bir beklenti içinde. Bizim de önerimiz YEKA çok iyi bir model. Yerliliğileştirme anlamında da çok iyi bir model. Ama sektörden aldığımız geri dönüşler YEKA'larla birlikte mevcut rüzgar mevzuatının da korunması ve bir yıl YEKA, bir yılda mevcut rüzgar müracaatlarının alınması yönünde. Şimdi yerli rüzgar sanayimize bir bakacak olursak toplamda 15 tane sanayici üretti bu Türkiye'deki RES mevzuatı. Bunların hepsi tabii ki bakanlığımızın, EPDK'nın, meclisin, sektör paydaşlarının destekleriyle gerçekleşen rakamlar. Toplamda 3 tane kanat üreticimiz var Türkiye'de. 3 kanat üreticisi 4 şirketin kanatlarını Türkiye'de yerli olarak üretiyor. 2 tane jeneratör üreticimiz var. 2 tane dişli sistemi ve dişli kutusu üreten şirketimiz var, sanayicimiz var. 7 tane kule üreticimiz var. Bunlardan bir tanesi beton kule üreticisi, geri kalan 6'sı çelik kule üreticisi olmak üzere ve bir tane de ankaraj ve bağlantı elemanları üreten sanayicimiz var. Bu sanayicilerimiz üretimlerinin yaklaşık %30'unu iç piyasada tüketiyorlar. %70'ini ihraç ediyorlar. Bizim bu sanayicilerimizi ayakta tutmamız lazım. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte 2017'de kapasite tahsisi yapılan yarışmalar hayata geçene kadar bu sanayicilerin ayakta kalması lazım.
Onlar da daha çok yerli, daha çok yenilenebilir hedefimiz doğrultusunda bunu bizden talep ediyorlar. Diğer bir konu da bildiğiniz gibi mevzuatımızda RES katkı payları TÜFE'yle güncelleniyor. Yatırımcılardan, işletmedeki olan yatırımcılardan aldığımız geri dönüşlerde bunun DSİ'deki gibi TÜFE ile değil de Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatına göre güncellenmesi yönünde bir talep var. Bu da bildiğiniz gibi EPDK kurulumuzun her yıl aldığı bir kararla güncelleniyor. Şu anda TÜFE'deki artışlar işletmede olan rüzgar santral yatırımcılarını ciddi anlamda zorlamakta ve sürdürülebilirlik anlamında da sıkıntı yaşandığını söylüyorlar. Şimdi Sayın Bakanımızın 1-2 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde de ifade ettiği gibi üretimde, teknolojide, yerlileştirmede ve kapasiteyi devreye alma noktasında ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini ifade etmişti. Bu anlamda da sektörün sürdürülebilirliği açısından 2020 ve her yılda 1000 megawatt kapasite tahsis edileceğini ifade etmişti Sayın Bakanımız. 2023 yılına kadar her yıl 1000 megawattlık kapasiteyle ilgili bir yol haritasının da ortaya konulması ve sektöre sunulması yönünde gelen talepler var. Diğer bir talep de eksi fiyatlı projelerin hayata geçirilmesi anlamında desteklenmesi. Bildiğiniz gibi 2017 yılında toplamda 2820 megawattlık bir kapasite tahsis yarışması yapıldı. Haziran ve Aralık'taki yarışmalarla birlikte. Ve bunun neticesinde de 85 proje kapasite tahsisini almaya hak kazandı. Bunun 69 tanesi eksi fiyat. Tabii ki bankalara gidildiğinde önümüzdeki fiyat tahmin mekanizmasının net olmamasından dolayı şu anda sıkıntılarda bir miktar başladı. Bununla ilgili olarak da öngörülebilirliğin sağlanması açısından mümkünse bir fiyatın sabitlenmesi yönünde geri dönüşler var. Son olarak da ikinci YK, Sayın Bakanımız açıkladılar, offshore olması planlandığını söylediler. Sektör olarak ikinci YK'yı da büyük bir hevesle, büyük bir iştahla bekliyoruz. Rüzgar sektörünün Megares projeleriyle yeni bir yatırım modeline geçişi de Türkiye rüzgar sektör açısından ivmelenen bir hızla gelişme gösterecek konulardan bir tanesidir. Bize gelen ve derlenen sektörün sorunları, kısaca bunlar, kıymetli hazırında buradayken gerek bakanlığımız, gerek EPDK'mız, gerek komisyonumuz, meclisimiz buradayken ve sektör paydaşları buradayken bunları arz etmek istedik. Saygılarımızla arz olunur efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere EPDK Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz'a ben mikrofonu takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Bakanlığımızın ve EPDK'nın değerli yöneticileri, kıymetli sektör temsilcileri, hepinizi kurum adına saygıyla selamlıyorum. Başta rüzgar enerjisi olmak üzere enerji sektöründe yer alan her paydaşın temel gayesinin bu sektörü hem kalite hem de büyüklük yönünden geliştirmek olduğunu biliyoruz. Bizler bu piyasaya öncelikle can suyu vererek, tabiri caizse bu fidanın kendi başına tutunabilecek gücü bulması için elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. Her zaman EPDK olarak yatırımcının yanında yer aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kurum olarak sektörün problemlerini, sektörün geleceğini hep dinamik bir şekilde takip ederek neye ihtiyacımız var? Sektör olarak, yatırımcı olarak, hatta kurum olarak bunu önceliğimiz olarak tüm kadromuzla birlikte gerektiğinde kurul kararlarının yeni döneme uygulanması, bu husustaki ihtiyaçların kanun bazında olması durumunda ilgili bakanlığımıza hep görüşlerimizi, önerilerimizi ilettik ve burada da
bakanlığımızın da uzun zamandan beri katkısıyla bugün hakikaten enerji sektörü, özellikle yenilenebilir enerji sektörü ciddi bir aşama kaydetti. Bakın biz ben yaklaşık 15 senedir EPDK'da çalışıyorum. Sektörün başlangıcındaki o teşviklerin ne kadar azımsandığını da biliyoruz. İşte sektörün geleceği açısından belki bu teşviklerin yetmeyebileceği hususunda zaman zaman toplantılar olmuş, bunlar dile getirilmiş. Belki o zaman öyleydi ama bugün hakikaten hem iktidarın, hükümetlerimizin, hem EPDK'nın hem de sektörün bu konuya olumlu bakması neticesinde bugün Allah'a şükür artık teşvik edilen, can suyu verilen bir sektör olmaktan öte bugün eksi fiyatlarla, işte biraz önce Sayın Başkan da söyledi, eksi fiyatlarla bugün rüzgar enerjisi yapılıyor ve bunu da ciddi bir şekilde hem uluslararası yatırımcılar hem Türkiye'nin büyük yatırımcıları bu hususta ellerini taşın altına koyuyorlar. Zannediyorum bu hususta finansman probleminin de biraz önce başkan işte fiyat garantisi gibi bir şeyler söyledi. Artık bu garantilerden biraz uzak durmamız lazım. Piyasanın yani garanti verilecek yatırımlar var. İşte YEKA gibi yerli sanayi. Ama onun dışındaki bu piyasanın oluşması için de işte biz biraz önce hem PTF'nin şeyini istiyoruz. Biraz öz eleştiri de yapmamız lazım. PTF'yi TÜFE'nin yerine geçirmek istiyoruz. Hem PTF'nin oluşmaması için de fiyat garantisi istiyoruz. Yani bunlar aslında birer tezat. Aslında belki de sektör kendi kendisini de her zaman regüle edecek. Yatırımcı bizden daha önce EPDK'dan karar alıcılar olarak bizden daha önce aslında kendisini regüle ediyor. Bu da sevindirici bir şey. Bu bizim önümüzü açıyor. Bize aslında yol da gösteriyor. Biz her zaman EPDK olarak uzmanlarımız, daire başkanlarımız, kurul başkanı olarak ben hep sektörümüzün neye ihtiyacı olduğunu ve sektörün neyi ne zaman yapması gerektiğini sektörle birlikte konuşarak bu kararları alıyoruz. Ve bize hakikaten yol gösteriyorlar. Bundan dolayı da ben sektörün bu kadar dinamik bir şekilde olmasından dolayı da müteşekkirim. Dolayısıyla biz piyasayı regüle ederken piyasa dinamiklerini hiçbir zaman unutmayacağız. 2020 sonrasında işte yeni RES mevzuatının yenilenebilir mevzuatın belirlenmesi gerektiğini de arkadaşlar söylüyor. Elbette doğru. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün 2020'den sonra diyelim ki alım garantileriyle ilgili ne yapabiliriz? Bugün zaten sektör diyor ki bana karışma diyor. Ya ben alım garantisi falan istemiyorum diyor. İstiyorsan ben sisteme para ödeyeyim diyor. Bu noktaya geldik. Allah'a şükür yani aslında mevzuatı düzenlemeden önce de zaten sektör bir ufuk çizmiş. Bana karışma, bana hani Anadolu'da derler ya gölge etme, başka ihsan istemem mi? Artık ihsan istemiyorlar ki sektör. Dolayısıyla bunu da görmekten de EPDK olarak da mutluyuz. Şeyle ilgili bir takım çalışmalar yapabiliriz. Biraz önce arkadaşlar da başkan da söyledi, arkadaşlar da bununla ilgili çalışma yapmalarını da söyleyeceğim. Özellikle enflasyonla güncelleme hususunda. Bir bakalım oradaki DSE'nin modeli ne? Bizim bu usta ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir kurul bazında eğer düzenleme bazında bizim yapabileceğimiz bir şey varsa şundan emin olun biz EPDK'a hiçbir zaman düzenlemelerden geri kalmadık. Her zaman zamanı geldi risk de aldık. Çünkü bu sektörde hakikaten ciddi bir şekilde bazen lisans iptallarının önü ciddi bir şekilde lisans iptalları tehlikesi vardı. Hakikaten burada EPDK'daki tüm uzman grup başkanı, kurul üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İptal etmemek için hep kendimizi sektörün yerine koyarak ben olsam orada ne yapardım veya orada olsam burada ne beklerdim? Bunu dikkate alarak inanın projeleri iptal etmemek için kendimizi bazen riske attık. Bunu bilmeniz lazım. Sayıştay'da yargılandığımız zamanlar oldu. İşte o yargılanan bir tanesi de Sayın Müsteşarım'dı.
Yani dolayısıyla biz düzenleyiciler olarak, düzenleme otoritesi olarak biz her zaman sektörümüzün yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Ama biz burada sektörü takip ediyoruz aslında. Sektör neye ihtiyacı varsa onu şey ediyoruz, onlardan öğreniyoruz. Düzenlemelerimizi de ona göre yapıyoruz. Ama sektörde biraz ayağını yere basarak, ciddi fizibiliteler yaparak gelecekte yenilenebilir enerji sektörünü, özellikle rüzgar enerji sektörünü nasıl oluşturabiliriz? Nasıl gücümüzü işte 2023 hedeflerine, daha önceden bizim enerji strateji belgesinde bir hedeflerimiz vardı. Bu hedefleri nasıl yakalayabiliriz? Dışarıya bağımlılığımızı nasıl azaltabiliriz? Özellikle önümüzdeki dönemde pil teknolojisinin gelişmesiyle yenilenebilir enerjinin belki de diğer alternatif enerji kaynaklarından daha ne kadar önemli bir pozisyon aldığını da ben kısa zamanda göreceğimizi ümit ediyorum. Bizim de EPDK olarak sektörün geleceğine bakışımız pozitifin de ötesinde, yani full pozitif diyelim. Ben bu duygularla inşallah bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sayın Müsteşarım, konuşmalarını arz etmek üzere Sayın Müsteşarımız Fatih Dönmez'i arz ederim. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok değerli komisyon başkanı, değerli milletvekillerimiz, kamu özel sektörün değerli temsilcileri, TÜREB'in yönetim kurulu üyeleri, ben de hepinizi bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum. Yılda bir kez düzenli olarak bakanlığımızda yapmış olduğumuz bu sektör değerlendirme toplantısını hayırlara vesile olmasını arzu ediyorum, temenni ediyorum. TÜREB bizimle öteden beri zaten yakın çalışan bir birliğimiz. Başlangıcında kurucular arasında kamu özel sektörü dengesi kurulmuş. Belli ki amaçlanan sektörle kamunun, özel sektörle kamunun yol haritasını birlikte değerlendirebilmesi, varsa sorunların birlikte aşılması yönünde müşterek çalışma yürütmesi amaçlanmış. O açıdan da o amaca dönük olarak yapılan bu değerlendirme toplantıları da çok değerli buluyorum. Biraz önce hem TÜREB Başkanı hem EPDK Başkanımız konuyla ilgili değerlendirmelerini yaptılar. Tabii sektör hızla gelişiyor, dinamik bir yapısı var. İlerlerken de yol haritasında bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunların çözümü için de zaman zaman bu tip meclislerde, zaman zaman da doğrudan sektör temsilcilerini bakanlığımızda veya kurumumuzda ağırlıyoruz ve onları dinliyoruz. Sorunlara çözüm bulabilmek için. Biraz önce de Sayın Başkan kısa sunumunda da yaklaşık bir 8-10 başlık saydı. Bunları daha önceki ziyaretinde bakanlığımıza da iletmişti. İlgili arkadaşlarımız bakanlıkla ilgili olan konularda çalışıyorlar. Aynı şekilde bu talepler EPDK'ya da iletildi. Onlar da çalışıyor. Kısa zamanda bunların bu soruların cevabını birlikte arayacağız. Tabi bu sorunların bir kısmını hemen cevaplama şansımız var ama bir kısmı zamana bağlı bazı işler var. Üzerinde henüz bizim de çalışmasını tamamlayamadığımız alanlar var. O açıdan bugün belki bu soruların cevaplarını, yanıtlarını hemen bulma imkanınız olmayacak ama bunları arkadaşlarımız zaten değerlendirecekler, çalışacak. Bir model üzerinde anlaşma yapmış olacağız inşallah. 2000'li yıllarda 30 megawatt mertebesindeki bir kurulu güçten bugün Sayın Başkan da ifade etti, 6800-7000 megawattlara ulaşan bir kurulacak güce ulaşmış olduk. Bu haliyle baktığımızda bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinin yazılmasında emeği geçen kamu özel sektör, burada belki aramızda var mı bilmiyorum, finans temsilcileri dahil herkese aslında bir şükran borçluyuz, teşekkür ediyoruz. Çokça bir örnek ülke olarak gösterilen Danimarka'da bugün rüzgar kurulu gücü 5475 megawatt. Biz aslında 6872 megawattla oraya geçmiş durumdayız. Elbette daha geride olduğumuz ülkeler var. Baktığımızda da son yıllarda hemen hemen rüzgar kurulu gücünde kapasite artış hızındaki sıralamamız dünya genelinde de ilk onda yer alıyor.
Güneş'te hakikaten yine büyük bir hızla çalışıyoruz. Özellikle lisanssız kapsamında ciddi bir atak yapıldı. Orada gene dünyada ilk 3 sırada geçtiğimiz yıl itibariyle baktığımızda yer aldığımızı görüyoruz. Şimdi geçmişte tabii yasalarımızda olmasına rağmen, yani yerlilik konusuyla alakalı istenen aslında başarıyı ve performansı elde edememiştik. Yani yasamızda yazıyordu işte kule, kanat, rotor ve bir takım aksamın yerleştirilmesi halinde neler yapılabileceğine dair. Biraz önce Sayın Başkan ifade etti, sınırlı kaldık. %30'ları geçemedik. Ama bizim ihtiyacımız daha yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirebilmekti. Onun için de YEKA modeli böyle doğdu. Buradan tabii Yenilenebilir Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşları da kutlamak istiyorum. Çünkü YEKA RES'te hakikaten kısa zamanda özellikle yerleşme konusunda, yerli sanayinin kapasite analizi konusunda büyük bir çalışma ortaya koydular. Neredeyse 8000 küsür parçanın hangileri Türkiye'de yapılabilir, hangileri yapılamaz, yurt dışından hala ithal edilmek zorunda kalır. Bu çalışmayı ortaya koydular. Bir %60-65'lik bir oranla Türkiye'de yapılabileceğini görmüş olduk. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten %100 bir yerleşme yok. Baktığınızda işi olayı ham maddeye kadar götürdüğünüzde oralarda zaten ister istemez yurt dışından ikmal etmek zorunda kaldığınız bir takım parçalar ve teknolojiler oluyor. Yine bu modele çalışırken benzer şekilde ihale yapılan ülkeler de incelendi. Yani gerek Kuzey Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'daki ülkeler örnekleri de incelendi. Hiçbirisi bizim kadar agresif değildi yerleşme konusunda. Daha mütevazi oranlarla başlamıştı. Ama Türkiye hakikaten ilk defa da belki onların 10 yılda ulaşabileceği hedefi ilk yıl hedefi olarak belirlemek suretiyle büyük bir başarıya imza attı. O yarışmaya katılan tabii katılımcıları da kutluyoruz. İhaleyi kazananı da kutluyoruz. Onlar da dünya çapında işte hepinizin bildiği bir ürün Türkiye'ye gelmiş olacak. Geçtiğimiz haftalarda Siemens'in Dünya Başkanı da buradaydı. Kendisiyle de hem Sayın Bakan hem biz birlikte de değerlendirdik. Onlar da heyecanla bu meseleye bakıyorlar. Sadece Türkiye pazarı açısından değil, bölge ülkeler ve yurt dışına da ciddi bir ihracat kapasitesi de oluşturmuş olacağız. Ama yeniliklerimize devam ediyoruz. Her YK'da bir öncekinde gördüğümüz eksiklikleri tamamlayarak devam ediyoruz. Aslında bir de biz de birlikte öğreniyoruz. Önümüzdeki, yani bu yıl daha doğrusu yapacağımız yeni YK ihalelerinde yine Türkiye'de ilk defa denenecek bir türle çalışacağız. Burada da offshore inşallah. Sayın Bakanımız da geçtiğimiz hafta açıkladı. Bir offshore YEKA RES çalışmamız var. Yenilenebilir Genel Müdürlüğümüz sahayla alakalı çalışmalarını yapıyor. Yine eskisinde olduğu gibi izinleri kamunun alacağı, büyük oranda izinleri kamunun alacağı bir çalışma bir proje modeli olacak. Sanayici de çok istekli. Belki de ilk defa büyük kapasite bir offshore türbinlerini Türkiye'de üretme ve bu projeyi hayata geçirme imkanı doğacak gibi gözüküyor. En kısa süre içerisinde inşallah bu böyle bir büyük bir projeyle piyasanın kamuoyunun önüne çıkmış olacağız. Benzer şekilde bu Güneş'te de bir yeniliğimiz olacak. Güneş'te depolama konusunu bir projenin bir parçası haline getiriyoruz. Artık Türkiye'de üretilen özellikle yenilenebilir tarafında bir tamamlayıcı enstrüman olarak görmeye başladık. Açıkçası batarya üzerinde depolama kapasitesini belli oranda sağlayan bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Çünkü bu batarya teknolojisi sadece bizim tarafı değil, en az 7-8 sektörü drive edebilecek bir kapasite ve kabiliyete sahip. Başta elektrikli otomobiller olmak üzere. Orada da yine bizim kendimize has özelliklerimizle, yani burada belli kapasitede bu üretimi sağlayacak bir sanayiciyle entegre olacak veya bir konsorsiyum oluşturacak bir model üzerinde de çalışıyoruz. Şimdi bu
tabi geçmişte bizim mevzuatımızda işte ilave bir takım paralarla bu yerlilik kazanılır diye düşünmüştük ama bunun olmadığını görünce bu modele üzerine girdik. Özellikle Ar-Ge konusuna ben burada biraz daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani sadece bir üretimin transferi değil, burada yatırımcının da işine yarayacak Ar-Ge'nin de Türkiye'de yapılması konusu var. Yine bu bizim yeni YEKA modellerimizin de değişmez bir parçası olacak. Artık Türkiye olarak kopyala yapıştır enerji üretim tesisini modeline değiştirmek zorundayız. Tak çalıştır değil, yap çalıştır modeline doğru geçmemiz gerekiyor. Ben hem sanayicimizin hem yatırımcının hem de insan kaynağımızın artık buna hazır olduğu kanaatindeyim. Biz özellikle rüzgarı geleceğimizin bir hidrolik gücü potansiyeli olarak görüyoruz. Çok kısa süre içerisinde neredeyse 5 keban inşa ettiniz. Ve bu sıralamada da Avrupa'da, dünyada da bizi önemli bir noktaya da getirmiş oldunuz. Yine geçtiğimiz yıl Aralık ayında 17 Aralık'ta enteresan bir şey yakaladık. Neredeyse o gün biz 49 saat boyunca 4000 megawatt gücünde bir üretim yaptık yani rüzgar türbinlerinden. O gün itibariyle de tüm gün elektrik talebimizin %16'sını ya yakın kısmında rüzgardan sağlamış olduk. Benzer şekilde yine geçtiğimiz yıl 12 Mart 10 Aralık tarihlerinde de bazı saatlerde talebin neredeyse %18'ini karşılar duruma geldik. Başka bir deyişle rüzgarda kurulu gücümüz 34 bin megawatt olmuş olsaydı o gün itibariyle ülkenin tüm talebini rüzgardan karşılıyor olacaktık. Ama tabii şüphesiz burada bu toplantıda mecliste olan arkadaşlarımız biliyor ki kesintili bir kaynakla, doğal şartlara bağlı bir kaynakla uğraşıyoruz. Her ne kadar kulağımıza hoş gelse de %100 yenilenebilirle tüm enerjiyi karşılıyor olmak ama şu anda henüz o potansiyelimiz yok. İster istemez tabii ki klasik konvansiyonel baz yükü karşılayacak tesislere de ihtiyacımız var. Orada da biliyorsunuz yine bu yerleşme kapsamında yerli kaynakların değerlendirmesi kapsamında da termik santral elektrik üretimine dayalı yerli kömür santrali çalışmalarına projelerine de aynı şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki ay Eskişehir Alpu'da 1000 megawattlık bir yine termik santral projemiz projemizi ihaleye çıkartmış olacağız. Şimdi bir başka husus da şu, özellikle aslında son derece çevreci olmasına rağmen rüzgar hidrolik gibi zaman zaman lokalde, mahallinde, yerelde bir takım protestolarla karşı karşıya kaldığınızı biliyoruz. Doğrusu buna şaşırıyoruz. Yani yurt dışında da bu kadar yani bir rüzgar türbününe karşı duruş var mıdır? Ben rastlamadım açıkçası. Orada tarlalarda, bahçelerin ortasında rüzgar türbünlerini görüyorsunuz. Bizde açıkçası ovalarda çok fazla da yok. Burada da birkaç tane var. Daha çok da zirvelerde olmasına rağmen nedense belli gruplar ki biz amaçlarını çok iyi biliyoruz. STK adı altında bu projelere yani hemen her projeye, ülkenin kalkınmasına dönük yapılacak her olumlu adıma karşı çıkan bir takım gruplar var. Ve bunlarla da hem sektörün hem bizim mücadele etmemiz de gerekiyor. Evet, yanlış bir şey yapıldıysa yanlışa taraf değiliz. Ama doğru olan şeyi de kamuoyunda bir kara propagandayla yanlış algı oluşturulmasına da izin de vermemek zorundayız. Nitekim zaman zaman bu STK temsilcilerini biz kabul de ediyoruz. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde de şunu diyoruz. Peki karanlıkta oturmaya razı mısınız? Bu sorunun cevabı hep hayır. Yani karanlıkta oturmaya razı değilseniz o zaman bu yapılanları da tam tersine karalamak yerine desteklemek zorundasınız. Şimdi Çevre Komisyonu Başkanımız da burada zaten. Bu da sektörün içerisinden birisi. Öyle tahmin ediyorum kendisi de değinecektir. Çevre enerji dengesi bizim için son derece önemli. Elbette ki bu toprak, hava, su hepimizin bunları hiç kirletmemek veya en asgari düzeyde tutmak gibi bir yükümlülüğümüz var.
Fakat olayları abartıp başka yerlere taşıyarak bu projelerin hayata geçmesine engel olmayı da ülkenin ve kamunun yararına olmadığını değerlendiriyoruz. Son bir hususta bu yeni torba yasada yine bakanlığımız ve piyasalarla ilgili bazı maddelerimiz var. Belki sizi yakından ilgilenecek hususlardan birisi bu elektrik depolama ve talep tarafı katılımıyla ilgili yasada bir yeni düzenleme yaptık. Bir boşluk vardı piyasa kanunlarında aslında. Bu boşluğu, hukuki boşluğu doldurmak adına yaptık. Öteden beri EPDK ile müşterek çalıştığımız hususlardır. Hem elektriğin depolanması konusu. Özellikle yan hizmetlerde biliyorsunuz zaten depolanan elektriğin üretiminde yan hizmetler mekanizması içerisinde rol almasın, bir aktör oyuncu olmasına zaten izin verilmişti. Buna şimdi bir piyasa kanunlarında yasal dayanakla oluşturulmuş oldu. Benzer şekilde yine önümüzdeki belki işte haftalarda, aylarda talep tarafının da katılımı konusunda da bir inisiyatif alabiliriz. Bugüne kadar piyasa daha çok arz tarafının aktif rolüyle ve piyasa yapıcısının kurallarıyla yürür iken talep tarafı bu işe biraz hep işin ekonomik boyutuyla baktı. Bizim önümüze hep işte elektrik pahalı, gaz pahalı ya da işte kesintilerle ilgili gündemimize gelmiş oldu. Hamdolsun arz güveniyle ilgili bir sıkıntı yok. Aşmış durumdayız. Fiyatlara ilişkin olarak da eleştirilere katılmıyoruz. Avrupa Birliği içerisinde baktığınızda elektrik ve doğalgaz da hemen hemen en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz. Elbette sanayicinin rekabet gücünün artırılması için önemli bir girdi olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi gibi hedefimiz var. Ancak o kendilerine de söylüyoruz. Yani sanayici olarak bir şeyi de bedelsiz veya maliyetin altına satmak gibi bir durum söz konusu olmadığına göre sizin için elektrik veya doğalgaz tarafında yatırım yapanların da maliyetin altına bir satış beklemeniz doğru olmaz, sürdürülebilir olmaz. Öyle tahmin ediyorum. Onlar da bize hak vereceklerdir. Onlar için önemli bir enstrüman daha gelmiş olacak. Bu talep tarafı katılımıyla birlikte artık piyasanın lisanslı değil, lisanssız olarak önemli bir aktörlerinden birisi olacaklar. Biz de böylece sistemde bir optimizasyon sağlamış olacağız. Hem teknik anlamda bize katkı sağlamış olacak arz güvenliği açısından, hem de piyasada kısıtlı günlerde veya aşırı fiyat oynaklığının olduğu durumlarda kendileri açısından bir maddi fayda sağlayacak bir mekanizmanın da yolunu aşmış olacağız. Bildiğiniz gibi öte yandan kapasite piyasası da en son kurulumuzda onayladı, yürürlüğe de girdi. O da işlerlik kazanacak. Yani baktığımızda 2018 yılında aslında birçok yeniliklerle başlamış olduk düzenlemeleri incelediğimizde. Elbette belki eksik olduğumuz, aksayan noktalarımız var ama onları da üzerinde çalışarak tamamlamaya çalışacağız. Eskisi kadar basit bir model, bir formül yok. Daha sofistike çalışan bir model var. Bir tarafı iyileştirdiğinizde bir başka tarafta olumsuz etkileri olabiliyor. O açıdan kılı kırk yararcasına düşünmek zorundayız. Sizin de biraz kamu tarafındaki yöneticileri de anlayışla karşılamanızı doğrusu bekliyorum. Ben masanın her tarafında çalışan birisi olarak söyleyeyim. Kamuda yöneticilik belediye otobüs şoförlüğü gibi bir şey. Tarifesi belli, kalkacağınız yer belli. Hangi durağa, hangi dakikada ulaşacağınız belli. Trafikle, yolcuyla, otobüsle uğraşacaksınız. Bir de kullandığınız araç kamu malı. Yani bir kazaya, mazaya zararı da neden olmadan bu işi yapacaksınız. Özel sektörde yöneticilik biraz taksi şoförlüğüne benziyor. Mal sizin. Yani bugün burada trafik yoğun, oraya girmeyeyim. Ya şu müşteri hoşuma gitmedi, almayayım diyebilirsiniz. Regülasyona tabi olan yerlerde biraz bizim dağıtım şirketleri için söyleyeyim. Şimdi onlar diyor ki ya Sayın Müsteşarım biz burada kendimize bir yer bulamadık. Neye? Siz dedim özel halk otobüsüne benziyorsunuz. Tarifeniz filan her şeyiniz, kurallarınızı Regülasyon kurumu veriyor. Otobüs sizin ama yani kurallara da uymak zorundasınız. Biraz empati yaparak herkesi yani bizim sizi, sizin bizi anlayacağınız bir durumda inşallah daha başarılı, daha sıkıntısız da bunu aşmış olacağız. 2020 sonrasına gelince Sayın Başkan özellikle vurguladı. Evet. YEKDEM nasıl devam edecek bundan sonra?
Sayın Bakanımız da açıkladı. Aslında YEKDEM nasıl devam edeceğini sektör karar vermiş oldu. Yani sektör dedi ki ben eksi fiyatlarla artık bir desteğe ihtiyacım yok. Sayın Başkan da biraz önce ifade etti. Sırtımızı devlete dayamayacağız, rüzgara dayayacağız. Evet, yani rüzgar estikçe biz zaten bunları finanse edebilir, yapabilir hale geliyoruz dedi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda sevindirici. Fakat şöyle bir durum da var. Tabii bir yere birden fazla çoklu başvuru olduğunda hak sahibini nasıl belirleyeceğiz? Yani bir isterseniz doğal kaynak kullanıyorsunuz. Yani hani serbest bırakalım. Siz zaten istediğiniz müşteriye isterseniz PTF'den veya ikili anlaşmalarla satın. Mecburen bir, yani hak sahibin çoklu tabii başvuru yerler için söylüyorum. Belli etmek için de bir yarışma yapıyoruz. Fakat bu yarışmada tabii ilginç neticeler de çıkıyor. O ilginç neticeler hep birlikte göreceğiz. Yani bu Sayın Başkan'ın dediği gibi yani 80 küsur yarışmanın neredeyse 60 küsürü 65 civarında bir eksi fiyatla sonuçlanan yarışma var. Yani ben hem PTF'den satarım hem de havuza biraz daha destek atarım diyor. Geçmişte yarışma biliyorsunuz bir kapasite bedeli cinsinden TİH'e ödeyeceğiniz maddi teklifle alakalı idi. Bu yöntem aslında baktığınızda tüketicinin lehine çalışan bir yöntem. Yani kamu yararı hangisinde derseniz tabii bir kamu yöneticisine sorduğunuzda o kurumunun gelirlerinin artmasını kamu yararı gibi görebilir. Ancak kamu yararı bence toplumun her kesiminin daha fazla etkilendiği bir menfaat olarak tanımlarsak yani benim herhangi bir kamu kurumunun gelirinin bir miktar artması evet belki dolaylı olarak bir kamu menfaati kabul edilebilir ama doğrudan hiç aracı sokmadan tüketiciye daha ucuz maliyetli bir enerji sunumu hizmet sunumunun kamu yararı açısından daha üstün bir tarafı olduğunu gördük, tespit ettik. Onun için de bu model bence daha sağlıklı ve hayırlı bir model diye düşünüyorum. Ancak tabii bu projelerin de finanse edilebilmesi, sürdürebilir olması da bir o kadar önemli. İnşallah tabii yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bunları hesap ederek yapmışlardır. Çünkü geçmişte böyle yüksek fiyat verip biz yapamıyoruz, bizim sistemimiz bozuldu diye yakınışlar oluyor idi. Öyle ümit ediyorum böyle bir şikayetle bize gelmez bu yatırımcılarımız. Dolayısıyla 2020'den sonra bir böyle bir aktif destek olmayacak. Ancak başka enstrümanlar üzerinde de açıkçası çalışıyoruz. Şu anda netleşmediği için sizinle paylaşamayacağımız. Yani 2020'den sonra daha belki smooth, daha soft, daha farklı işleri destekleyebilecek bir yapı da olabilir. Bu henüz daha netleşmiş değil. Ben bu vesileyle bugün toplantımıza iştirak eden Sayın Başkanımıza ve Sayın Vekilimiz başta olmak üzere hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum bakanlığımız çatısı altında. Burası sizin de bakanlığınız. Biz muvakkat bir vakit için buralardayız. Bu toplantıya katıldığınız için de hepinize ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun diyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müsteşarımıza. Aslına bakarsanız Enerji Komisyonu Başkanımız Sayın Ziya Altunyaldız da aramızda olacaktı. Ama bir arkadaşının cenazesine katılmak zorunda kaldığı için Ankara dışına çıkmak zorunda kaldı. O da selamlarını iletti. Ben de selam üzerimde kalmasın sizlere aktarmış olayım. Sayın Çevre Komisyonu Başkanımız Muhammed Baltay'ı arz ederim. Evet, çok değerli milletvekili arkadaşım, Enerji Bakanlığımızın çok değerli müsteşarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı, çok değerli Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı ve en önemlisi Türkiye'mizin gelişmesine, kalkınmasına, refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunan çok değerli yatırımcılar. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle böyle bir toplantıda bulunmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sayın Başkan'la beraber Ziya Altunyaldız Başkanımızla beraber gelecektik esasında. Az önce değerli başkanımız da söyledi. Yakın bir arkadaşının cenazesine gitmek zorunda kaldı. Onun da sizlere selamlarını arz etmek istiyorum. Değerli katılımcılar,
Değerli yatırımcılar, sizlerin ne kadar zorluklar çektiğini bizler biliyoruz. Onu burada baştan ifade etmek istiyorum. Ama böyle geçmişle ve bu hangi zamanı böyle bir kıyasladığımız zaman 16 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde kurulan hükümetimizde öncelikle bizim fiziki olarak Türkiye'nin zenginleşmesini geliştirilmesi amacıyla bir kalkınma hamlesi başlattık. Altyapı, üst yapı, yollar, tüneller, köprüler, hastaneler, eğitim yatırımları ve milli savunmada aklınıza gelecek her türlü yatırımda, sanayide, yani ülkemizin daha ileriye gidebilmesi için, zenginleşmesi için, işsizliği azaltıp özellikle Türkiye'de ihracatın artması, üretimin güçlenmesi için çok ama çok önemli girişimlerde bulunduk, yatırımlar yaptık. Ama biz biliyoruz ki bir ülkenin kalkınması için, bir ülkenin zenginleşmesi için, bir ülkenin bu kalkınma ve zenginleşmesinin sürdürülebilir olması için en önemli, buna hayat verecek can damarlarından bir tanesi enerjidir. Enerjiyle alakalı da hem kalkınırken, hem gelişirken, hem zenginleşirken, hem ihracat yaparken, hem sanayi gelişirken enerji yatırımlarını da o ilk günden itibaren projelendirdik ve yatırımlara başladık. Eğer onları yapmasaydık, bugün 136 milyar dolar ihracattan 160 milyar dolar ihracata ulaştık. Türkiye ekonomisi 3 kat büyüdü. Biz şu anda çok büyük enerji sıkıntısı çekmiş olurduk ve önümüz tıkanmış olurdu. Allah'a şükürler olsun. Bu süreç içerisinde enerji yatırımlarımızın altyapısını 2 kat büyüttük. Kapasiteyi 2 kat artırdık. Bunun yanında da Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, enerji açısından bu zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için her türlü çalışmayı başlattık. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, her zaman moral ve motivasyonu sağlamak için toplantılar yaptığı, bundan sonra da bizim geleceğimizle alakalı en önemli şey özel sektör yatırımlarıdır. Özel sektöre önem veriyoruz. Hatırlayınız, 16 yıl öncesindeki bürokratik işlemlerle şu andaki işlemlere baktığınız zaman istediğimiz seviyede değil ama çok önemli reformlara imza attığımızı burada söyleyebiliriz. Türkiye 2002 öncesinde kendi sokaklarındaki çöpleri temizleyemezken, hatta havayı temizleyemezken, bunu niye söylüyorum biraz sonra geleceğim, sularını temizleyemezken, bu süreç içerisinde özellikle enerji altyapısını oluşturmak için alternatif olan bütün enerji kaynaklarını devreye soktuk. Çöp buna dahil. Şu anda çöpten 180 megawattlık bir enerji üretiyoruz. Daha önce çöp dağları patlar, insanlar ölürdü. Şimdi çöplerden enerji üreterek ekonomiye kazandırıyoruz. Bunun yanında yenilebilir enerji kaynakları, su, rüzgar, güneş, bu dönem içerisinde çok ama çok önem verildi. Özellikle özel sektör yatırımları teşvik edildi. Özel sektörde neye bakar? Bir ülkenin istikrarlı olmasına bakar. Bir ülkenin yatırım açısından güvenli olup olmadığına bakar. Allah'a şükürler olsun, bu dönem içerisinde Türkiye yatırım açısından bir cennet, hem istikrarlı, hem güvenli, hem de yatırım açısından bir cazibe merkezi haline geldi. Biz burada elbette ki herkes kendi ülkesinin yerli ve milli kaynaklarını, milli, yerli ve milli teknolojisini geliştirmek ister. Ama bu şu demek değildir ki biz yabancı yatırımcılara karşıyız. Hayır.
yabancı yatırımcılara da karşı değiliz. Bir ülkenin kalkınabilmesi için orada yerli ve yabancı yatırımcıların orada olması o ülkenin ne kadar güvenli, ne kadar istikrarlı olduğunu gösterir. Biz hem yabancı yatırımcılarımızla hem yerli yatırımcılarımızla ortaklaşa bu ülkede yatırımı teşvik ederek hem de son zamanlarda başlatılan kullanılan malzemelerin yerli ve ülkemizde üretilmesi için teşvikler de getirdik. Ve insanları, yatırımcıları bu yönde destekliyoruz. Bundan sonra da biz desteklemeye devam edeceğiz. Yani az önce söyledim, hem güneşten, hem rüzgardan, hem esten, hem jeotermalden, hem linyitten yeraltı zenginliklerimiz, hem taş kömüründen, bunun yanında da nükleerden de elbette ki bizler de faydalanmak istiyoruz. Niye? Her yıl ortalama minimum %5 büyüyoruz. Enerji yatırımı pazarda satın alınabilecek bir şey değildir. Altyapısını oluşturmanız lazım. Bizim şu anda da ben maden mühendisiyim ama Enerji Bakanlığı'nda şurada olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir enerji bakanımız var. Genç, dinamik, ekibiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin 2023'te, 2030'larda, 2040'larda, 2050'lerde enerji ihtiyacını şimdiden görüp onun planlamasını yapıp ve bunları projeleri bir bir hayata başarılı bir şekilde geçiren hem bir bakan hem de bir ekibi var. Ben o yönde de kendilerini kutluyorum. Bir vatandaş olarak da sizlere, yatırımcılara, sadece siz enerji yatırımcıları değil, her sektörde Türkiye'de yatırım yapmak isteyen insanlara da evet, Türkiye bir cazibe merkezi, hem güvenli, hem ucuz, hem çevre duyarlı, en üst düzeyde olan enerjinin, can damarı olan enerjinin Türkiye'de olacağını, Türkiye'de yatırım yapan insanların kazanacağını burada ifade etmek isterim. Burada özellikle çevreden bahsetti Sayın Müsteşarımız. Biz kömür ve nükleer enerji kullanımına baktığımız zaman dünyada Polonya %84'ü kömür ve nükleer, Almanya %45, Çin %75, Hindistan %73, Türkiye %22. Bunun artırılması lazım. Elbette ki eksiklerimiz vardır. Yatırım yapılırken bazı eksiklerimiz oldu. Ama Allah'a şükürler olsun, şu ana kadar çevre hassasiyeti en üst düzeyde. Yatırımcılarımızı potansiyel bir suçlu olarak değil, bu ülkenin kalkınmasıyla alakalı bizim birer ortağımız olarak görüp eksiklerini onlara söyleyip hem bir taraftan kazanacaklar, hem bir taraftan da çevresel hassasiyetleri en üst düzeyde olacak. Bunları da kontrol ediyoruz. Hep birlikte kontrol ediyoruz. Ama yatırımcıyı boğazını sıkarak, yani efendim hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiçbir şey yapmasan, hiçbir imza atmasan hiçbir sorumluluğun olmaz. Ama yatırım yaptığınız zaman elbette ki bir şeyler kazanırken bazı şeylerden de çok küçük de olsa vazgeçeceksiniz. Bu böyledir. Ama Türkiye'de çevresel hassasiyetler konusunda hem çevresel etki ve değerlendirme sürecinde hem ondan sonraki kontrollerde biz bu hassasiyeti gösteriyoruz. Yatırımcılarımız da gösteriyor. Ben o yüzden de burada Türkiye Rüzgar Enerjisi sektör toplantısında özellikle çevre duyarlılığının en üst düzeyde olduğu bu sektörleri de ben kutluyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler bu hedeflerimize emin adımlarla siz değerli yatırımcılarımızla ulaşacağız. Sayın Müsteşarım, yatırımcının şöyle bir zorlukları vardır. Siz işin kamu yönündesiniz. Biz işin
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili bazında yasal altyapı açısından bir eksikleri olup olmadığına bakarız. Ama özel sektör faiz gibi 24 saat çalışır. 24 saat. Gecesi gündüzü yok. Yani yatırımlarını yapar, 2 sene geçer, tam böyle %95 bir seviyesine geldiği zaman bir mahkeme kararıyla beraber eğer o yatırımın önü tıkanırsa taahhütleri vardır, banka taahhütleri vardır, gelecekle alakalı taahhütleri vardır. Orada o yatırımcının başındaki insan gözüne uyku girmez. Bunları biliyoruz. Bunları sizlerle beraber hissediyoruz. Bunun için de bundan sonraki toplantıda sizin sektörel olarak esasında sizlerin alanda çektiğiniz sıkıntıların ne olduğunu bizler burada bilmek isteriz. Bizim hem kamuda bürokratlarımız, kardeşlerimiz, hem biz siyasiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işin yasal eksiklerini ortadan kaldıracak, yasal düzenlemeleri yapacak kardeşleriniz olarak sizin emrinizdeyiz. Bunu buradan açıkça tekrar söylemek istiyorum. Yatırımcı moral ve motivasyon ister. Çok fazla bir şey istemez. Moral. Onun içindir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu uğurda Türkiye'de yatırımın önünü açmak için her yurt dışı ziyaretinde ve yurt içinde sizin toplantılarınıza katılır ve bizlere de o toplantılardan sonra talimatlar verir. Eksiklerle alakalı talimatlar verir. Ve bunları takip eder. Talimat vermek yetmez. Bir fiil takip eder. Biz de onun öğrencileri olarak buradan alacağımız şeyleri takip edeceğimizi ve sizlerin yanınızda olacağımızı ve her yaptığınız yatırımda sizler kadar olmasa da sizler gibi sevineceğimizi buradan ifade etmek isteriz. Niye? Bizim hedeflerimiz var. Bizim ülkemizin ülke insanının önüne koyduğumuz hedefler var. Bu hedefleri sadece bizler değil, sadece bürokratlar değil, sizlere hep birlikte bu paydaşlara güvenerek bu hedefleri ortaya koyduk. Sizlerle beraber bu ihracatı büyüteceğiz. Sizlerle beraber cari açığımızın yarısı enerji, sizlerle beraber bu cari açığı azaltacağız. Bu yatırımlar hızlı bir şekilde devam edecek. Biz size moral motivasyon açısından sizin yanınızda olacağız. Her yönüyle beraber sizin emrinizde olacağız. Siz de o moral ve motivasyonla paranızı yatıracaksınız. Emek vereceksiniz. Gece gündüz çalışacaksınız. Elbette ki siz de karşılığını alacaksınız. Elbette ki bu ülkede karşılığını alacak. Emin adımlarla dışa bağımlılıktan kendi içinde kalkınırken geleceğe güvenle beraber yatırımcı da bu ülkede yatırım yapmak isteyen insanlar da enerji ihtiyacının herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman bu ülkenin kendi imkanlarıyla beraber karşılanacağını bilerek yatırım yapacak. Biz buna güveniyoruz. Ben tekrar burada çok değerli müsteşarıma, değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ve tekrar sonuç olarak bizlere liderlik yapan, önderlik yapan, her alanda biz örnek aldığımız insan, her zaman bizim ve şevk ve heyecanımızı sizin de artıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve özellikle son dönemde enerji alanında bu ülkemizin geleceğini planlayan Enerji Bakanımız Berat Albayrak Bey'e ve ekibine huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, toplantımızın bütün sektörlere çözüm getirecek, bütün sektörlere ümit vaat edecek ve sonuç olarak da bizim üzerimize düşecek ne varsa sizin emrinizde olduğumuzu tekrar ifade ediyor. Hepinize işlerinizde başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Evet, rüzgar sektörü olarak da kuvvetli bir alkış bütün konuşmacılarımız için lütfen. Rüzgar sektörünün alkışı bu kadar olmamalı ama biraz daha güçlü olmalı. Buradan şu müjdeyi de vermek isterim.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüzün ve Müsteşar Yardımcımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın da büyük çabalarıyla biliyorsunuz YEKA şekillendi. Ve dün itibarıyla da sözleşmesi imzalandı. Buradan sektöre de bu müjdeyi vermek isterim. Sektörün temsilcileri de burada. Onlara da hayırlı olsun diliyoruz. 15 yıllık süreçleri başlamış oldu bu sözleşmenin imzasıyla. Bir an önce bu yatırım da hayata geçer. Türkiye rüzgar enerjisi sektörüne katılır. Hayırlı uğurlu olmasını sizlere buradan duyurmak istedim. Çok kısa bir ara vereceğiz. Misafirlerimizi uğurlayacağız. Sonra tekrar moderasyonla soru cevap şeklinde toplantımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii.